Zuhal Hanım, dedim ki Ümit Bey'e, ben ümit ediyorum ki ilk defa öyle bir lüks masaya oturdu ve... Lüks. Aynen, lüks ve güzel masa. Göreceğiz, onunkinde, sizinkinde. O mu ilk oturdu, anlamadım. İlk defa oturdu, peçetelerim bile artık ha. Dedi ki bu tabağın içine konulur mu, işte burası İsviçre mi falan filan. Biraz böyle öğrenime açık olun. Ama tarz kendisini giyiyor. Tarzı giyiyor. Evet, birazcık minik. Yanlış bence. Ben modayı takip birazcık ediyorum. Birazcık çok yanlış. Küçük çocuklar gibi. Herkesin bir tarzı ama ben var. Sizin gibi böyle kendimi kaptırıp da... Asla kaptırmadım. Hayır, asla kaptırmadım. Dünkü cümle... Dün beni çok üzdünüz siz. Hayır, üzmedim. Nezaket konusunda hassasım. Oturduğunuz an böyle makinalı tüfek gibi başladınız. Hayır. Üzdünüz beni. Bayağı üzüldüm yani. Ama ablasın diyorsun ben ki ben sabah... neden sana 4 puan verdim? Ben bir kere rica ettim. Beni rahatsız ediyor bu Lila. Hapşıracağım. Yemekleri de tadını alamayacağım. Neden? Çünkü rahatsız. Şu çiçek rahatsız etmedi mi? Hayır. Öyle çünkü koku yok ki. Onu yakında koklasın. Versene Hatice abla kokuyor. Yok ki. Kokuyor. Ama dün açık havada seni nasıl ama rahatsız ettik? Ama Lila çok ağır kokuyor. Gerçekten çok ağır. Önce orkide dedi. Hayır ya. Orkide, Lila aynı şey. Çok ağır dedi. Kokuyor. Lilium'a orkide dedi. Kokmuyor ki bu. Şey bilmiyorsun. Yakında kokuyor. Dünkü de çok kokmuyordu. Bu da öyle bir acayip. Bence yemek de ben sana bunu sosyal medyaya bile gösterebilirim. İnşallah. En ağır kokan çiçekler ve masaya koyamayacak bir çiçekler. Bu zaten Lina bahçedeydi, çok kapalı bir alan değildi. Ama ya. Benim direkt burnumdan. Biliyor musun? Senin burnun o kadar açık ki sırf evet, bahane açık ama abla. Kapalı mı olmalı yani? Senin için mi? Abla ama rica ettim. Anlamıyorsun. Siz neden abla diyorsunuz sürekli? Ben abla çünkü ne bileyim. Nasıl yani, bir ismi var, ismiyle ve hanım diyerek hitap etmeniz gerekmiyor mu Hatice Hanım? Ne bileyim. Yani. Aa, anne de diyebilir, teyze de diyebilir. Aynen, yani. Benim artık hiç... bana o kadar eleştirdi ki gerçekten kayınvalide de diyebilirim yani artık. Kayınvalide de diyebilirim. O kadar da değil. Hiç farkı yok biliyor musun? Asla gerçekten asla diyemezsin. 50 tane oğlum olsa bir tane iyi bir şey yapıyorsam her zaman kötü. Aa, bana gelin olacak. Ne? Birisi asla değil. Polonya mı? Aa, niye? Asla değil. Neden? 50 tane oğlu olsa almaz mısın? Dur bir saniye. 50 oğlum olsa bir tanesi de almam. Niye? Bende ne eksiğim ben var? Ben böyle çok bilmiş kızlarla asla yoluyorum. Ben adım atmam. Allah'tan böyle olmadı değil mi? Böyle olmadı. Duvarına vurayım. Böyle zaten. Olmadı. Ha asla öyle de istemem. Hatice Hanım'ın Olena'ya söylediği şeyi hiç doğru bulmuyorum. Acaba Olena bunu isteyecek miydi? Bir kadına böyle bir benzetme yapması, 50 tane oğlum olsa sana hiç birini vermem demesi çok yanlış, itici. Kesinlikle burası yemek programı, bunlar konuşulmamalı bile diye düşünüyorum. Gereksiz bir şeydi, yükselmeydi. Hatice Hanım'ı karakter olarak hiç görmüyorum. Yabancı bile karşıda, gelin diyelim. Ben sonuçta Türk bir gelinim. Evet, her şeyi yaşamış olabilirim. Estetik yapabilirim sonuçta bir kadının ve bakımlı bir kadının. Bakımlı kadın nereye, nasıl giyeceğini ve nasıl kendini pozisyon edeceğini bilir. Ama sen kameraya karşıya geçiyorsan sonuçta bir yarışma ve televizyonda yanılacak bir yarışma ve sen bakımsız geliyorsan ben seni gerçekten gerçek hayatında hiç düşünmüyorum. Ya Olena gitmiş, çiçek konusu kokusundan bahsediyor. Dün yanıma oturdu, parfüm kokusundan yemek yiyemedim. Kendi parfüm kokusundan rahatsız olması lazım Olena'nın.